Ya olabilir yani, profiline oturan bir oyuncu ama 10 milyon euro mu? Ben 10 milyon euro vermem yani. Bence daha 10 milyon euro verilirse yani, de çok pahalı bir transfer olduğunu söyler. 10 milyon euro veriyorsan bir oyuncu 20 milyona çıkma potansiyelinden emin olduğum çünkü için. Çünkü bak ikisinin farkı var. Bak Çikaldao hazır bir oyuncu. Çikaldao performansıyla gelen bir oyuncu. Olmuş bir oyuncu. Morutan potansiyeliyle gelen bir oyuncu. Olmakta olan bir oyuncu. Ve şimdi Romanya'da da direkt performans vermeden gelen oyuncunun potansiyeli üzerine konuşacaksak da o zaman ben 10 milyon vermem. Ya o zaman deneme oyuncusuysa 10 milyon vermem. Değerli bir yetenek olabilir. Oyuncunun özelliklerine bakabilirsin. Vesaire vesaire. Ben burada bir tek şu eleştiri yapacağım. Eğer Romanya'dan Fatih Hoca oyuncu almaya bu kadar yakınsa fikir olarak. Keşke bu oyuncu mesela işte Çikaldao falan. Hani Hacı'nın takımından çıkmadan yani. Daha ucuzken daha yakın hocanın takımındayken. Yani Hacı'dan istemek daha kolay. Bekali'den istemek daha problemli diye düşünüyorum ben. Keşke gelmeseler. Daha erken. Çünkü transfer ikisinin üstüne kaldı. Keşke tabii o çekimler burada ile Romanya'da yapılsaydı. Değil mi? Kötü performansı olursa hemen Petre neydi? Yok, geldiği Brighton, günden beri zaten Brighton, Tamaş. Tamaş'ı niye soruyorsun? Hasan'ı sorsana demişti Ersin'e Fatih Hoca, hatırlıyor musun? Aynen. Muhabbet. Ama Brat'ı yüzünden... Niye Tamaş'ı soruyorsun? Ne oldu? Nihat Kahveci mi? Hasan'ı sordu. Köşede düğümledi. Ben o maçtaydı. Olimpiyat stadında. Sosyedad Galatasaray. Ben de o maçtaydım. Olimpiyat stadında. Soğuktu be. Tamaş'ın Galatasaray kariyerini Nihat Kahveci bitirdi Sosyedad karşısında. Köşede tam düğüm attırdı. Nihat Kahveci de Galatasaray taraftarı alkışlamıştı maçın başında. O performansını da ortaya koydu. Bir tek ama şunu söyleyeceğim son olarak. 10 numaranın verilmemesi mükemmel bir karar. Mükemmel bir karar. Ya çünkü bizim ülkemizdeki 10 numara beklentisiyle uyuşan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çikaldao bence hani hücuma kırılan bir 8 numara. O istemedi olayı doğru o zaman senin sözlerinden anlıyoruz. İstese de verilmemeliydi. Ya ben Fatih Hoca'da ya kim kararı kim verdiyse tebrik ediyorum. Bir de abi hiç bu Rumane 10 numarayı vermeyeceksin artık Galatasaray'a. 4 yılını yedi Galatasaray'ın bu tartışma. Belhanda konusunda değil mi? Aynen öyle. Bence gerçekten Alex Teixeira gibi bir adam değilse kimse 10 numara verilmemesi lazım. Bir de bir şey soracağım. Galatasaray'da bana 3 tane Türk üstü. Berkan. Taylan. İkisi aynı anda olmaz bence. Ve şey tam sayıyorum. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Kesin. İşte Kaan Ayhan'ı kim alırsa Berkan Taylan'dan bir tanesi. Bir sıfırına geçecek. Çok zor ama. Abi tamam da aldı Galatasaray. Kaan Ayhan'ı niye alsın abi? Victor Nelson, Markao var. Niye alsın abi? Türk oynatmak lazım. Boy, Sağbek, Van Anut, Solbek. Bence Sağbek alsın Galatasaray. Stoper de birinci mevcut. Sağ çizgiye mi o zaman Türk alacak? Bence kaleye geç. Kaleye bir Muslera'nın altına. Muslera'ya yerine bir şey düşünmek lazım. Yani şimdi şey yapacağım da. Yani Muslera'ya o gün eleştiriler. Ya eleştiri çok geliyor diye Muslera'nın sözleşmesini. Sezon bitimine 2 ay kalı uzatmanın ne manası var ya Allah aşkına. Muslera sanki elinden Juventus mu kapacak? Yani akıl alır gibi değil. Yani iyi tamam değerli bir oyuncu. Değerli bir ya, takımı kapacak. Kimse sözleşme uzatılmasını demiyor da. Yani apar topar kaçırır gibi sözleşme yapmaya da gerek yoktu bence Muslera'yla. Çok daha makul bir sözleşme yapılabilirdi bence. O zaman senin söylediğin Halil Dervişoğlu tekrar aklıma geldi. Halil Dervişoğlu oynarsa bana 4-3, 4-2-3 veya 4-3-3 veya 4-1-4-1'de 3 tane Türk olmuyor yani. Halil o zaman bak, olmaz. Berkan'la Taylan birbirini şey Berkan'la yapıyor. Berkan'la Taylan'dan biri oynayacak bence zaten. Berkan, evet. Getson, Çikaldao mı olur? Tabii abi. Misal. O zaman Halil gerekli işte bu. Üç Halil nereye koyacaksın Halil'i? Halil gerekli Mustafa Muhammed. Halil sen Mustafa oynatmıyorsun. Çizgiye koyarsın ya da. Ya bu kural rezalet. O zaman 10 numara Morutan'a gerek yok. Bulamıyorsun ki 8 artı 3 yapamıyorsun. O zaman Morutan'a gerek yok. Bence dörtlü de ya bak 4 defans bir kaleci 5 kişi 5 yabancı lüks abi. Bu aptalca kural. Bir şey soracağım pardon. Bu aptalca mesela, kurala karşı. Son zamanlarda böyle Türkiye'den gidip Portekiz'de ev alıyorlar falan. Portekiz vatandaşı oluyor. Getson da buradan alsın. Böyle sonu buraya gidecek. Bu kadar aptalca bir kural. Ya, böyle saçmalık olmaz. Bak ben böyle isterim ki Berkan'la Taylan, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olduğu için, benle vatandaş olduğu için değil. Bunlar o kadar iyi olsun ki sonra turnuvalarda da Türk olmayan rakiplerine karşı üstünlük sağlasın. Anladın mı? Ya bu saçmalık ya. Ama ben de sabahtan beri yapıyorum. Beşiktaş takımları yapıyorum. Yok yani. Beşiktaş yani. Bak Beşiktaş oyuncuyu buluyor. Niye? Kaleden kurtarıyor abi Beşiktaş. Fenerbahçe'de. Fener'de kaleden kurtarıyor. Kaleden kurtuyor. Fenerbahçe Altay sayesinde kurtarıyor. Yine bugün Beşiktaş Altay. Beşiktaş'ta kurtarıyor abi. Maçın en iyisi Altay mıdır bugün? Yok canım en iyisi değil. Saat 2:20 var şu an. 20 bin anlıkta. Bu arada bakın bu Türkleri gaz. Bak Türkler oynasın. Tamam çok. Biz de istiyoruz abi. Biz de istemez miyiz? Ya kardeşim 17 tane gol atıldı. 7 tane maç oldu. 7 tane maç oynandı. Bir daha söylüyorum. 7 tane maç oynandı. 17 tane gol atıldı. 1 tane Türk oyuncu yok. Mesut Özil hariç. Mesut Özil de Türk milli takımında oynamıyor. O gol İrfan Can'ın ama hani. İrfan da var. Şimdi İrfan 17 tane gol atıldı. Türk oyuncunun golü yok arkadaşlar.
Yani savunmacılara bakarsak yiyen takımların savunmacılarına bak, hepsi de Türk. Yani abi hataları yani zorla güzellik olmaz kardeşim. En iyi Türk stoperler Türkiye Ligi dışında oynuyor ama bu normal. Zorla güzellik olmaz. Yapmayın abi. Zorla yok artık yaptılar olmaz. Ama Yetuz hakikaten. Yetuz son bir açıklaması var. Ne var? Yani Avrupa'da spor... daha iyi futbol oynamak yani için bazı taleplerde ya... bulundu kulüplerimiz diye. Yani bence bu kuralda bir esneme veya değişiklik olacak. Yani Rize Sporlu değişim. Selim yükselmez abi. Yükselemez yani bu kadar. Stoper. Yani Ertuğrul yükselemez abi. Bizim şey Selim Ay. Selim Ay. Konya Spor stoperi. Yani şeyli işte Ertuğrul, Antepli Ertuğrul yükselemez abi. Olmaz baba. Oynayan oynuyor zaten. Olmaz. Kerem Aktürkoğlu ikincilik. Yani abi mesela bak Kerem Aktürkoğlu ne kadar güzel bir örnek. Düşemezsin abi sen. Bak Kerem Aktürkoğlu ne zaman formayı aldı? Kaan Kanak bugün sen yani Kerem Aktürkoğlu ne zaman formayı aldı? Formaya bunu hissettiğin geçen zaman geçen sene yabancı yapamazsın. Sınırı yokken aldı. Ya bu yabancı keşke oyunculardan bir tanesi Babel. Bu yabancılar niye? 20 yıldır Hollanda milli takımda zaman zaman oynuyor. 20 yıl oldu kardeşim. 15 yıl oldu ya. Bu yabancılar niye düşmüyor hep siz yerdesiniz? Bak kendini yere atan kim? Akintola. Niye Türkiye Ligi'ni çözmüş? İkinci senesini oynayan adam. Hiç Balotelli falan atıyor mu kendini yere? Yapmayın abi. Uğur Karakulukçu bir şey söylüyorsun. Sonra yavaş yavaş kapatacağız. Şunu söyleyeceğim. Kerem'e gelmek iyi oldu. Kerem'e dair şunu söyleyeceğim. Tweetin için Kerem, tebrik ederim bu arada. Zaten onun üstünden gideceğim. Onun eyvallah. Üstünden git. Mükemmel bir tweet. Göstersen bana. Ya şu, ben anlatayım zaten. Anlat. Şöyle. Kaynağından alalım. Abi eğer yani bir şeyler için bazı kulüplere mahkum olmamak lazım. Ego yapmamak lazım. Biraz da ben bir oyuncu alırım biraz üstüne koyarım ve oynatırımı düşünmek lazım. Galatasaray bunu Kerem'de doğru yaptı. Ama Galatasaray bazen bir doğruyu yapıyor arkasını getirmiyor. Birçok kulüpte bu böyle. Her zaman kolaya kaçmak daha kolay. Yani Süper Lig'de çıkış yapsın. Süper Lig'de performansı garanti gördükten sonra ben talip olur mu? Ya bunu herkes yapıyor zaten. Herkes bunu gördükten sonra adama vereceğim paralar belli. Git yani Kerem gibi oyuncuları takip edip alt ligden almak ayıp bir şey değil. Gökhan Gönül de alt ligden geldi. Bir ay sonra milli takımın sağ bekiydi. Volkan Demirel. Bu adamın milli takım kariyeri yok ya. Tabii. Milli bak. Oftaş. Gökhan Gönül'ün genç milli takım kariyeri ne kadardır sizce? Yok bence. 45 dakika. Bak 45 dakika bütün kariyeri 45 dakika. Adam milli takım tarihinin en iyi sağ beki bence. Hani ya da Mehmet Topal Dardanel'den aldı. Adam Liverpool deplasmanına çıkardın. Adam gitti Valencia'larda falan oynadı. İlla hani dünyanın en iyi defansif orsası dememekle birlikte çok değerli bir kariyeri var. Tabii canım. Çok büyük şampiyonluğu, 3 farklı takıma şampiyon. Aynen öyle. Yani şimdi illa oyuncu işte Süper Lig'de patlasın, işte Bursa Spor'da inanılmaz oynadıktan sonra Ozan Tufan'a talip olursa 7 milyonluk olursun. Kerem Aktürkoğlu'nu bırakırsa Rize Spor olur. Rize Spor'dan 4'lük 5'lik olursun en kötü. Vedat Muriç iki şeyden almazsan, ikincilikte oynarken almazsan, Giresun Rize'de Spor'da talip olursan Galatasaray Fener birbirini bıçaklar Vedat için. Bu iş böyle. Biraz da gözün açık olacak. Ya da mesela şey Okay Yokuşlu. Abi Okay Yokuşlu'yu almak için tamam mı? Kayseri Spor'a gelip Kayseri Spor'da oynamasına gerek yok. Ya da Trabzon Spor'da oynadıktan sonra zaten Trabzon sana vermez. Ya Galatasaray Celta Vigo da istiyor Okay Yokuşlu'yu. Galatasaray Okay Yokuşlu'yu Altay'dan alması lazım. Yani kim bunu şey için söylemiyorum. Yani sadece Galatasaray üzerine söylemiyorum. Madem bu kural, bu garabet kural getirildi, artık bence böyle belli Süper Lig kulüplerinin egosuna kalmadan, çünkü mahkumsun biliyor adam pazarlığa oturduğun zaman, ya bugün ben Alanya Spor'a imza atayım ya da Rize Spor'a imza atayım ya da Karagümrük'e imza atayım, Galatasaray beni sizin ben 3 milyon euroyum. Bak ben hiç futbol kariyerim 3 milyon euroyum Galatasaray sizin ama bundan açılıyor zaten fiyat. O yüzden 3 milyondan açılandan değil, gerekirse riske girip 300 bin, 500 bin, 750 bin neyse verip, almak gerekiyor. Kerem bunun için çok doğru bir örnek. Scouting sadece Nelson'a, Marcao'ya, kime yapılmaz. Scouting kendiliklerine de yapılır. Kendiliklerinde biz Türk'ü bir görelim de ondan sonra alalımdan vazgeçilmesi lazım. Büyük takımlar buna yönelmeli. Ancak bence böyle ilerlenebilir. Barış Alper Yılmaz da bunun devamı. Aynen öyle. Barış Alper de bak Barış Alper bugün 2,5 milyon euro verildi. Bugün bunun taahhüdünü veriyorum. Barış Alper Galatasaray'da rezalet top oynasın bir kere eleştirmeyeceğim. Bak rezalet oynasın bir kere eleştirmeyeceğim. Çünkü Barış Alper doğru profil. Barış Alper Yılmaz'ı deneyeceksin. Alper Yılmaz Barış'ı da deneyeceksin. Yılmaz Barış Alper'i de deneyeceksin. Hepsini deneyeceksin abi. Yani uygun bütçeli, performans veren ve bir potansiyel vaat eden oyuncuyu almakta bir sakınca yok. 1,5 milyon euro da para değil arkadaşlar. 1,5 milyon euro Babel'in aldığı maaşın 1/3.
Feghouli'nin aldığı maaşın 3'te 1'i. Falcao'nun aldığı maaşın 6'da 1'i. 5 sene mi? 6 tane Barış Alper Yılmaz bonservisi. Bitfen Falcao'nun yıllık ücreti. Erzurum deplasmanında bir tane atacak. 3 ay onunla gidecek diye beklediğiniz adamın bir yıllık maaşı. Maaş ya. Maaş. Boşa verilen para. Bonservis. Kazanırsın. Barış Alper 25 tane maça çıksın Galatasaray'da. Avrupa'da birkaç gol atsın. Barış Alper'e 4-5 Serkan milyon Serkan Asan'a geçen verirsin. Sene 1,5 milyon euro teklif geldi. Serkan Asan'a. Trabzonspor. Serkan Asan'a 1,5 milyon euro. Abdülkadir Parmak 3 milyon euro Mainz'dan teklif geldi. Hüseyin Türkmen'e geldi bu arada Aris'ten. Baba şunu anlatmaya çalışıyorum. Sen bu Barış Alper Yılmaz'a kaç verdin? 1,5 verdin değil mi? 1,5 verdin. Evet. Ya oynamayan yoktu Serkan Asan. Yoktu, oynamıyordu. Geçen sene başında. Evet. Geçen sene yine biraz oynadı. Geçen sene başında oynamadığı halde 1,5 milyon euro teklif geldi abi Serkan çünkü Asan'a. Onun işte böyle potansiyeline evet. veriyor. Aynı evet. böyle Zeki Demir. Sen Barış'a o zaman Çeliğe yarın nasıl verdin İstanbulspor'dan değil. Bak hiç oynatmasan 3'e satarsın. O yüzden Barış doğru transfer, Kerem doğru. Bunun evet. arkasını getirmek. Bu arada ben şunu öğrendim. Hı-hı. Lille'deki Zeki Çeliği ta Bursaspor'dan biliyor. Niye dedim? Luis o zaman o önemli. Luis Campos'u da getirenler var. Herhalde Luis Campos, Luis Campos böyle yapmıyor. Aa, hayır. Luis Campos tamam, değil. O da izliyor. Burada inanılmaz scout ediyor Türk liglerine. Scouting ağı çok iyi. Ben onu söylemiştim. Bunu bana söyleyen Önder Özen. Önder Hoca'nın hakkını teslim edeyim. Önder Hoca'yla bir muhabbet ederken laf arasında geçmişti. Luis Campos Altın Ordu izlerken fark ediyor Zeki Çelik'i. Ben de şimdi aynı söyleyeyim. Ligde. Evet. İzlerken Altın Ordu takip zaten, eden bir takım. Ben de zaten bunu anlatacaktım. Hı-hı. Tamam anlatmak istediğim bu. Ya zaten bana da zaten Önder Hoca anlattı. Ha, süper. Bak. Alt ligde bakıyor diyor ki ya Altın Ordu diye bir takım var. Yatırım yapıyor bunlar. Daha önce Türkiye'de böyle bir şey yoktu. Bakalım şuraya diyor. Hani sonra bizde şey oluyor ya. Ya bu Mehle falan nereden çıktı ya? Kahve içiyorduk falan. Hani anladın mı ya? Abi geliyor işte. Mesela Victor Nelson'la ilgili şunu söylüyor. Luis Campos gitti değil mi Real Madrid'e? Hala resmi açıklamadılar ama transfer çalışmaları yapıyor. Fenerbahçe gibi olmasın. Fenerle de görüşmeye getirdiler. Fenerbahçe Ocak'ta görüşmüştür adamı, Luis Campos. Adamı 3 hafta beklettiler filan. 3 gün 3 hafta değil mi? Bir dahaki nasıl aramamış onu biliyor musun? Bu şey çok önemli. Bir de şu var abi bak. Bizde öyle abi. Bizde bir şey karar verene kadar mevsimler değişiyor. Bak tek direktör gidiyor. Biz Fenerbahçe oyuncular gidiyor. Başkanlar gidiyor. O devamlılık çok önemli abi. Gerçekten bak her sene sen 100 kişilik listen gerçekten olacak. Yani her mevkiyatta 10 tane de 100 kişi deme. Başak 80 de abi. Bana %90 de. Fenerbahçe örneği vereceksin. Çeyi örnek vereceksin değil Komolli. Mi? Komolli. Komolli yönetim. Bana 50 de. 60 de. 100 de abi. Güzel. Ben sana diyorum ki 110 tane olacak. 99 de 100. 99 de 100 de. Kral dinle. 101 de abi. Kral 110 olacak. Gitti Komolli diyelim. O 3 tane oyuncu. Allah seni versin. Her sene onu güncelleyeceksin. Onu söylemek istiyorum. Bak. Türk futbolunda güncellenmiyor. Doğru söylüyorsun. Onu söylemek için. Fikri takip yok. Fikri takip yok ha. Bravo. Güncelleme gerek. Fikri takip. Ya burada böyle bir oyuncu vardı. Nedir? O 110 nereden? Kişilik listeyi attın. Komolli gitti hadi at gitsin. Abi belki öyle bir liste yokmuş çok iyiydi almadı. Biliyorsun ya neyse. Olması gerekiyor. Bak beni gece Komolli şey yapmayın. Komolli gelmeseydi. Kapatma hadi. Yerine söylemedim. Sebet Ejde'den demeyeyim. Tamam böyle. Sebet Ejde'deki adam da sportif direktör olsa o liste olacak. O liste olmadan devamlılık olmuyor kardeşim. Bir reklam yapalım. Ali kardeşimle yarın son roundda daha detaylı taktik analize gireceğiz. Biraz Galatasaray yönetimini hafif bir eleştireceğim yarın. Sevgili kardeşlerimi ilk maçtan haber. Şimdi Benim yanımda da yapma. Uğur var ve yapamıyor. Ben de istiyorum. Rahata gezer. Şunu söyleyeceğim. Ya baba ne oldu bu statüsü? Ben de istiyorum. Kine oynamaya başladı kral yani. Diyeceğim ki bu statüsü bu statüsü ne oldu baba diyeceğim yani. Forma var. Ya dakika bir kral. Ne oldu diyeceğim. Bu kadar. Arkadaşlar söyleyeceklerim bunlar yani. Güzel programlarımız var. Yarın Ali abiyle Serdar abi sonra... Ben de Mustafa Demirtaş aynen. Mustafa Demirtaş ben Ilgaz abi Serdar Çelikler. Ayrı kombinasyonlarımız var. Ilgaz Çınar Serkan. Günün gündemine göre yapacağız. Ben Uğur Karakullukçu. Irmak Kozuk. O program herhalde bir komedi. Bu arada Giresun Spor'a, Adana Demir Spor'a hoş geldiniz diyelim. Başka gelen kimdi? Üçüncü gelen. Adana Demir. Giresun sen söyle abi. Altay. Hocam. Altay. Altay. Yapan. Yalnız var ya. Hocam nasıl unutuyorsunuz? Bamba nasıl ya? Karapan bu Bamba. Bamba bu arada ikinci tercihiymiş. Birinci tercih bak. Daha iyiymiş. Onu şimdi, alamadıkları için Bamba yapmışlar. Atşuay mıymış? Bir şey söyleyeyim mi? Mustafa Hoca öyle dedi. İkinci tercih muazzam. İkinci tercihti. O beni ondan övme dedi. Birincisi daha da iyi dedi. Abi bir kere. Hocam ben seni övsem ne olur övmesem. Adamın adı Karamako Bamba. Bu adam 13 gol atar abi. İsimden 13 gol atar abi. Karamako Bamba diye adam olur abi. Karamako Bamba 13 tane atar abi. Öyle bitiriyoruz. Karamako Dembele. İlerleyen yıllarda dünya futboluna damga vurabilir. Karamako Dembele. Carlos Mane'nin adını anlayayım. Riove. Riove'den geliyor. 1,5 milyon euro almış Kayseri. Kayseri Spor. Ben
Kayserispor'un çok ilginç oyuncular aldığını düşünüyorum. Acayip İlk maçta bayağı yani kötü durumlara düşmüş olabilirler ama hem iyi hocaları var, iyi bir sportif direktörleri var. Çok enteresan iyi oyuncular aldılar. Carlos Manin'in de tekrar bir altını çiziyorum. Bence lige renk katacak bir takım olacaktır. Bence ikinci hoca değişikliği Kayseri'de olma ihtimali var. Abi, birincisi Adana Demirspor'da mı? Neyse yarın söyleyeyim onu. Yarın ona gireriz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kadro iyi. Galatasaray bir anketimiz vardı. Galatasaray bölümünden önce onu ekrana getirelim. Ardından programı noktalayacağız. Giresunspor Galatasaray maçı nasıl sonuçlanır? 62,4 ile Galatasaray kazanır. Voley uygulamasında yaptığımız ankette en çok oyu alan seçenek benim oldu. Benim gördüğüm Giresun, Fener hazırlık maçında gördüğüm Giresun'sa Galatasaray kazanır. Ama sonra 1-2 transfer yaptılar. Yunus Sankara geldi. Ivan yani, Correa sağlık testinden geçemedi, geri gitti. Transfer mahkemeydi. O zaman bilmiyorum Sankara nerede oynuyor. Sankara Panathinaikos'tan geldi. Nerede, mevkisi ne? Merkez orta saha. Böyle ön libero. Yani ben santraforu falan çok beğenmem. O bir tek Peypus bize gol atan ne? Peypusant mıydı? Papusant mı? Peypusant o mesela iyi oyuncu o. Ama savunma falan sıkıntılı filan. Öyle şeyleri var. Bakalım hayırlısı olsun. Haftanın bugüne kadarki toplu sonuçlarını alalım. Ardından sizlere veda edeceğiz. Beşiktaş 3, Çaykur Rizespor 0, Fatih Karagümrük 3, Gaziantep Futbol Kulübü 2, Altay 3, Kayseri Spor 0, Atakaş Hatay Spor 1, Kasımpaşa 1, Medipol Başakşehir 0, Alanya Spor 1, Antalya Spor 1, Göztepe 1, Adana Demirspor 0, Fenerbahçe 1. Bugün 3 maç daha var. Yeni Malatya Spor, Trabzon Spor'u konuk edecek. Sivas Spor evinde Konya Spor'la karşılaşacak ve Giresun Spor'un konuğu Galatasaray olacak. Ali Ece, Serdar Çelikler, Uğur Karakullukçu hepinizin ağzına sağlık. Ya savuncu oldu. Sağlık. 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 Çok sağ olun. İlk programımızda 20.000'in altına hiç düşmedik. Saat 2 olmak üzere. Herkese çok teşekkürler. İlkinde günah olmaz. Ufak bir hata oldu ama daha bundan sonra olmaz inşallah. Sevgiler, saygılar. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Haftaya pazar görüşmek dileğiyle. Voley'de kalmayı sürdürün. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.